İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bulunduğu birleşimler anlatacağız. Bulunduğu birleşimler aslında perçin birleşimlerle hesaplama açısından hemen hemen büyük bir benzerlik vardır. Ufak tefek bazı farklılar da vardır. Bunları da zaten dersimiz ilerledikçe açıklayacağız. Bulun dediğimiz zaman nedir? Genel olarak şöyle baktığımız zaman piyasada yani civata olarak da veya vida olarak da bu geçer. Bir altıgen olarak bir başlık, uç kısmında dişler açılmış, somunla sıkılan birleşim aracımızdır. Bulunduğu birleşimlerin perçinli birleşimlere göre tercih edilme sebepleri nelerdir? Günümüzde baktığımız zaman perçin birleşimler, geçen dersimizde de söyledik, çok fazla kullanılan, tercih edilen bir sistem değildir. Eskiden çok fazla kullanılırdı. Şu an bulunduğu birleşim daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bulunduğu birleşimin avantajları da vardır. Çünkü birleşim tekrar sökülecekse bulunduğu birleşim yapılabilir. Veya birleştirilecek parçaların şekli, boyutu, malzemesi perçin yapılması için uygun değilse, yani perçin yapılmasını engelse yine bulunduğu olarak birleşim yapılabilir. Birleşimin yeri perçin yapılmasına yine müsait değilse, bir de birleşim elemanına çekme kuvveti etki ediyorsa, bakın burada çekme kuvveti etki ediyorsa dediğimiz zaman, birleşim elemanına eksenel yönde etki eden çekme kuvveti. Yani çekme çubuğunda olduğu gibi, çekme çubuğunu etki eden çekme kuvveti değildir. Yani şurada bakalım bir şeklimiz varsa, örneğin burada iki tane malzemeyi birleştirmişiz. Eksenel yönde çekme kuvveti dediğimiz denede birleşimi, birleşim elemanımız bu bulondur. Bulonun ekseni yönde oluşan çekme kuvvetidir. Bu perçinlerde fazla istenilen bir durum değildir. Fakat bulonlar eksenel yöndeki çekme kuvvetinde rahatlıkla karşılayabilir, daha mukavemetlidir. Bu tür durumlarda genel olarak bulunduğu birleşimleri tercih ederiz. Bulunduğu birleşimin işçiliği perçine göre daha rahattır. Çünkü çelik yapıda bir birleşim yaptığımız zaman öyle ufak basit perçinler kullanılmaz. Varsayalım diyelim ki şöyle perçinlere malzeme açısından baktığımız zaman bir alüminyum perçini düşünün veya bakır perçinler de vardır. Hemen bunun üstüne iki tane çekişle vuruldu mu ezilir gider. Fakat burada kullanılan, çelik yapılarda kullanılan perçinler mukavemetli elemandır. Zaten alüminyumdan, bakırdan değildir. Yine aynı şekilde çeliktir bunlarda. Bunları ezmek için özel ekipman gereklidir. Fakat bulonda böyle bir durum yok. Zaten malzemede bulonun geçeceği delikler yuvalar açılmış vaziyettedir. Getirilir bulon, takılır, hemen somunu sıkılır, bırakılır. Tabi somun sıkılırken altına bu pullarımızdan bırakılır. Örneğin bunlar rondelelerdir. Yani somun sıkıldıktan sonra gevşemesini bunlar engeller. Çelik yapılarda genel olarak bulonlar malzeme olarak baktığımız zaman iki gruba ayrılır. Bunlar normal bulonlar, bir de yüksek mukavemetli bulonlardır. Biz genel olarak normal bulonlar üzerinde duracağız. Bunlarla yapılan hesaplamaları açıklayacağız. Zaten çelik yapılarda da genelde kullanılan normal bulonlardır. Yüksek mukavemetli bulonlar özellikle çok fazla yüksek mukavemet gerektiren birleşimlerde kullanılır. Normal bulonları biz iki sınıfa ayırıyoruz. Bu nedir? Kaba bulonlar ve uygun bulonlar. Kaba bulonlar yüksek yapılarda kullanılır. Üzerine fazla yük gelmeyen elemanlar birleşiminde bunlar kullanılırlar. Kaba bulonlarda gövde tesviyesinde pek fazla hassasiyet yoktur. Uygun bulonlara geldiğimiz zaman kaba bulonlarla bunlar kıyaslandığında daha mukavemetlidir. Yüksek yapılar ve köprülerdeki elemanların birleşiminde kullanılır ve gövde tesviyesi, diş kalınlığı falan bunların hepsi tam hassas bir şekilde yapılır. Örneğin şurada baktığımız zaman bunlar nedir? Tamamen uygun bulonlardır. Kaba bulon değildir. Kaba bulonlara baktığımız zaman kaba bulonların şu gövde tesviyelerinde çok fazla itina yoktur. Yani bazen bakarsınız bazı izler mevcuttur. Bunun için uygun bulonlar
daha yüksek mukavemetlidir ve daha büyük işlerde kullanılır. Bunların hesaplamaları için dedi ki perçinlerle hemen hemen aynıdır. Bazı farklılıklar vardır. En büyük farklılık da burada nedir? Bulunun çapı ve delik çapı arasındaki ilişkidir. Mesela diyelim ki biz perçinli hesap yaptığımız zaman neyi esas alıyorduk? Delik çapını direkt esas alıyorduk. Yani ezilmiş haldeki perçinin çapı diyorduk biz buna. Ham perçin çapını dikkate almıyorduk. Bulumlara geldiğimiz zaman bulumlarda farklılıklar vardır. Bu farklılıkları da birazdan açıklayacağız zaten. Bulumların gösterilmişine baktığımız zaman sembolik olarak M10, yani bunlar nedir? Metrik 10, 12, 16, 20, 22, 24, 27 veya 30'luk bulonlardır. Bir tabloda, yani bir profil tablosundan bakmamız gerekli. Örneğin hesap yapıyoruz. Buradaki delik çapı tablodaki D değerini gösterir. Örneğin hemen bir tablomuzu açalım. Herhangi bir profili. Şöyle bir bakayım. Evet. Bir I profilimiz olsun. Tablo 12'den IPB profili. Şimdi IPB profili örneğin diyelim ki kaç olsun? 160'lık. Nedir burası? D değeri 23 milimetre. Tekrar biz buraya gelirsek 23 milimetre nedir? Tablodaki D değerimiz buradaki delik çapının olduğu yerdir. Yani şuradaki 23 değeridir. Veya diyelim ki 21. Örneğin D değerini 21. O zaman bu ne ifade eder? Şuradaki delik çapının olduğu kısımdaki 21'dir. Dikkat ederseniz burada ifadelerimize baktığımız zaman yani M20 dediğimiz zaman nedir? Burada tablodaki 21 milimetre, bunun 1 milimetre eksiği cıvatamızın gösterimidir. Yani M20 olur. Diyelim ki delik çapımız 25 mi? 1 milimetre buradan düştük mü? 24 olur. O zaman M24 bulunu kullanılır burada. Burada tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Örneğin perçin hesaplaması yapsaydık buradaki D değeri nedir? Direkt hesaplamamızı alacağımız D değeriydi. Yani 25 ise D değerimiz direkt perçinin çapına da 25 olarak hesap yapıyorduk. Ama bulonda bakın bunu çok önemlidir. Dikkat edeceğiz. 25 ise burası ne olacaktır? M24 olur burası. M24 bulonu, M22, 20. Mesela bulonumuz M20. Kaba bulon ve uygun bulon hesaplamalarında bunlar da farklılık gösterecektir. M20 dediğimizde şuradaki 20 değeri kaba bulonun gövde çapını verir. Şuradan bakarsak kaba bulonun gövde çapı ne kadar? 20 milimetre. Uygun bulon ise buradan 1 milimetre fazladır. M20 ise 21 milimetre olur. Yani başka bir deyişle tablomuzdaki D değeri direkt uygun bulun gövde çapına eşittir. Bunun 1 milimetre eksiği ise kaba bulun gövde çapına eşittir. Tabi burada gövde çaplarından bahsediyoruz. Örneklerimizi de göreceğiz. Profilimizdeki oluşacak yani asıl taşıyıcı elemandaki bulon için açılan delikten dolayı bir kesitimizde zayıflama olacaktır. Burada net alanı hesaplarken de yine bazı değişiklikler vardır. Bunlar da yeri geldiğinde açıklayacağız. Bulonlu birleşimde hesap yapacağımız zaman ne yapacağız? Nasıl bir yol takip edeceğiz? İlk etapta tıpkı perçinli birleşimlerde olduğu gibi tesir sayısı belirlenecek. Örneğin şurada baktığım zaman tesir sayısı nedir? Birdir. Çünkü bir tek buradan kesmeye zorluyor. Bir tane kayma yüzey alanı vardır. Tek tesirlidir örneğin bu. Bundan sonra ne yapacağız? Tıpkı yine perçinlerdeki gibi T minimum değerini belirleyeceğiz. Daha sonra eğer bulon çapı verilmemişse
delik çapı yani D değeri belirlenerek D değerinden faydalanarak neyi belirliyoruz? Bulunumuzu belirliyoruz. Bulun çapını buradan belirledikten sonra ezilme ve kayma kuvvetlerini hesaplıyoruz. Yine bu da aynı şekilde perçinlerdeki formüller aynen uygulanır. Yani bir bulonun ezilmeye karşı karşılayacağı, emniyette karşılayacağı kuvvet ne olacaktır? Ezilme alanı çarpı bulonun ezilme emniyet gerilmesi veya kayma kuvvetini hesaplıyorsak nedir? Kayma alanı çarpı bulonun kayma emniyet gerilmesi. Daha sonradan da bulon sayısını buluyoruz ki nedir? En emniyet değerini buluyoruz. Toplam P yükünü en emniyet değerini böldük mü? Buradan da bulon sayısını buluyoruz. Daha sonra da bulon yerleşimini yapıyoruz. Şimdi bulon yerleşimini yaptığımız zaman perçinlerden bir farklılığı vardır. Şuradaki değerlerimize baktığımız zaman perçinlerle hemen hemen aynıdır. Sadece ufak bir farklılık vardır. E değeridir. E değeri de nedir? 3,5 ile 4D arasında değişir. Perçinlerde bu ne kadardı? E değeri 3D kadardı. E1 değeri 2D kadardı. E2 de 1,5D. Dikkat ederseniz E1 ve E2 aynıdır. Sadece E değeri nedir? 3,5 ile 4D arasındadır ki biz hesaplamamızda direkt 3,5D'yi alırız. Şimdi buraya şöyle bir E değerler için basit bir örnek vermişiz. M22 bulonu. Şimdi M22 bulonu olduğuna göre demek ki delik çapımız nedir? 23 milimetredir. Yani şuradan tabloyu açarsam burada D değeri nedir? 23 milimetre. 23 milimetre olduğuna göre M22 bulonu kullanacağız. Çünkü nedir? Buradaki D değerinden 1 milimetre noksanını biz ne yapıyorduk? Bulonun gösterimini alıyorduk. Delik çapımız 23 milimetre oluyor tablolarda. Bulon çapı da 22 milimetredir. Bu ne için? Kaba bulon için. Uygun bulon olduğu zaman uygun bulon nedir? Buradan 1 milimetre fazladır. Yani M22 olduğuna göre uygun bulonun çapı da direkt 23 milimetre alınır. Bundan sonraki dersimizde örneğimizi yaptığımız zaman göreceğiz. Zayiat alanını hesaplarken mesela perçinde direkt delik çapını esas alıyorduk. Fakat burada biraz daha değişiklik olacaktır. Örnekte bunu da açıklarız. Buradaki değerlerden şöyle geldik. E minimum değerini hesapladık. 3,5-4D ile 4D arasında. Dedik ki direkt 3,5D olarak almamız. Biz genelde bunu yaparız. 3,5D'yi hesapladık 80,5. 4D ile hesapladık 92. 85 mm olarak aldık. Fakat burada 4D ile direkt hesap yapmasanız da olur. Hemen 3,5D kadar E değerini hesaplayıp 80,5 bunu düz yuvarlarız 85'e. Üst tarafa doğru yuvarlama yapıyoruz. Alta yuvarlama yapmıyoruz. Bunu yine hatırlatayım. E1 değerine baktığımız zaman 2D 2 çarpı 23 46 mm yapıyor. Bunu da 50 mm olarak alıyoruz. E2 değerine baktığımız zaman 1,5D sonuç 34,5 bu da 35 mm olarak alıyoruz. Maksimum E1 ve E2 değerlerimiz zaten burada belirtmişiz. Tablomuzda da var. Bunun maksimum değerini çok fazla hesaplamayız. Çünkü neden? Şurada yuvarlama yaparız dediğim zaman nedir? 46'dan sınır değerden az bir şey uzaklaşırız. 50 milimetre alırız. Mesela burayı diyelim ki aşırı derecede artırmak istersek o zaman maksimum E1, E2 değerini hesaplarız. Veya maksimum E değerini hesaplarız. Fakat böyle küçük yuvarlamalarla bir artım verdiğimiz için maksimum E değerini hesaplamamıza da gerek yoktur. Evet arkadaşlar, bulonlu birleşimler hakkında vereceğimiz genel bilgimiz budur. Bir sonraki dersimizde dediğim gibi bulon sorusu mevcuttur. Bulonla ilgili sorumuz olacaktır. Bunu çözeceğiz, açıklama yapacağız. Daha sonra bununla ilgili bir tane daha bir soru çözüp açıklamasını yapacağız. Ve ondan sonra bulon konusunu bitireceğiz. Evet, bulon sorusunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.